Tekrar geçmiş olsun aslanım. Başınıza gelenlerden dolayı gerçekten çok üzüldüm. Teşekkür ederim, sağ olun. Size yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa elimizden geleni yaparız. Aklınızda olsun. Sağ olun. Ben bir şey sorabilir miyim size? Onun yani Kaan'ın başına benim yüzümden herhangi bir şey gelmedi, öyle değil mi? Eğer gerçekten böyle bir şey olmuşsa ben çok üzülürüm. Ayrıca bunun olması için bir sebep de göremiyorum ama sonuçta benim kendi düşüncelerim, eğilimlerim ya da söylemlerim için o zararı görürse gerçekten korkunç olur. Aslanım, düşünceleriniz ya da söylemleriniz sizi ilgilendiren konular. Kendi adıma ben insanların kafasının içini görmek ya da açıp kalplerine bakmak gibi niyetler içerisinde değilim. Siz hukukun karşısına çıktınız ve tam anlamıyla suçsuz olduğunuz ortaya çıktı. Bu konuda kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Endişe etmeyin. Aslanım, bozuk yüzbaşı bir zarar görmedi. Rahat olun. Kaan bizim için ilk kuşkuda kurban edilemeyecek kadar değerli bir askerdir. Peki o gerçekten iyi mi? Yani şu an nerede? Aslanım, sizin ona buradan sadece bir alo demeniz için bile kuralları yeterince esnettik. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi görünüyor. Riskli görünüyor komutanım. Doğru söylüyorsun, riskli. Ama buradan devam etmezsek iş çok uzar Murat. Bence gayet iyi görünüyor. Beyler bir şeyler yiyelim. Galip ön tarafa gel. Emre arkanın güvenliğini al. Ne diyorsun Murat? Vallahi güzel görünüyor. Senin de eline dürbün alınca içim mi gıcıklanmıyor mu kardeşim? İçiniz mi gıcıklanıyor? Niye? Ya ben Yunan adalarına gitmiştim bir keresinde. Nereden geçtiyse elime böyle plastik bir dürbün geçti arkadaşlar. Şöyle bakıyorum karşıya. Öf. Deniz, kum, güneş, kendini böyle kuma gömen turistler falan. Murat bilmiyorum bahsettim ama ben turizmi çok severim kardeşim. Acayip takdir etmişimdir. Başlama lan gene. Atma. Hakikaten komutanım ya. Elimizde nimet var, konuştuğu şeye bak ya. Allah Allah. Ya onunla bunun ne alakası var? Sen şimdi tepeye bakınca illa tepe mi görmek istiyorsun? Hayal gücüne ne oldu senin diyeceğim de. Acaba yengeden mi korkuyor? Yengeden mi korkuyorsun sen? Hatice mi? Vay, başka yenge de varmış. Ya komutanım ne biçim konuşuyorsun ya, Allah Allah. Ben bu konuda Serdar komutanıma katılıyorum ya. Sen katılmasaydın ben şaşardım zaten. Ya komutanım sen şimdi bu tepeye baktığın zaman ne görüyorsun Allah aşkına? He? Allah'ın taşı toprağı kayası işte ya. Murat'la var ya. Sen aynısın Bayram Başçavuş'um. O da bakınca tepe görüyor. Sen de bakınca tepe görüyorsun. Çok ilginç. Ama tepe komutanım. Hayda. Ya Selçuk. Abi biz de mi şu dürbünden baksak ya? Kesin bir şey var o dürbünde. Bence bakmayalım. Zaten geçeceğiz oradan. Rahatsın. Zaten senin sorunun bu. Çok rahatsın. Heyecansız. Ya belki Serdar Üsteğmen ben burada manzara gördü. Biz de görelim onu. Yani bak yazık olur. Kaçırırız fırsatları. Aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş ya. İşte tam da bu. Ya komutanım. Ben bu Yunan adası işini sana hiç yakıştıramadım ha hiç. Doğru komutanım, ben de yakıştıramadım. Halbuki size yakışan Yunan adalarına değil Erzurum'a tatile gitmeniz olurdu. Aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu benle ilgili hikayenin böyle bitmesine sevindim ben. Gerçekten çok sevindim. Aslı ile ilgili mesele ortaya çıktığında verdiğiniz tepkilerde hepiniz haklıydınız. Yani kendisini ve mesleğini düşünen her asker sizin davrandığınız gibi davranırdı zaten. Eyvallah. Siz de haklıydınız komutanım. Umarım Murat ya, umarım. Öyle öyle. Etrafınıza bir baksanıza. Hiçliğin ortasında bir grup baltayız. Tüh. Aslında o kadar yalnızız ki. Serdar Üsteğmen bile dürbünle dağa taşa baktığında deniz görüyor. Yunan adası görüyor, tekne görüyor. İnsan görüyor. Bu çok büyük bir yalnızlık komutan. Siz eğer bunu biraz olsun azaltacak bir şey bulduysanız onun için savaşmaya değer. Çok oturduk beyler. Hadi bakalım. Beyler pusu ihtimali çok yüksek.
Bayram, Murat, Serdar, siz benimle ortadan geliyorsunuz. Tuğran, Selçuk sağ tarafımızda. Emre, Galip soldan. Emre, duyuyor musun? Emre'nin komutanım. Uydu telefonunu Bayram'a devret. Emredersiniz komutanım. Gözünüzü dört açın beyler. Hadi bakalım. Savcılık değerlendirmesine Aslı Özkaynak'ın suçlu değil mağdur olduğu vurgusu yapıldı. Aslı Özkaynak yemin töreni sonrası sivil askerlere yönelik katliamla birlikte pek çok olayın faili olan teröristlere yardım ve yataklık yapmakla suçlanmış, durum kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Ancak emniyet soruşturması ve savcılık gerçeği ortaya çıkardı. Özkaynak söz konusu kişiler tarafından ölümle tehdit edildiği, evine zorla girildiği ve şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Öte yandan teröristlerin finansmanını ve para trafiğini sağlayan Akın Özkaynak, yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanması da Aslı Özkaynak sayesinde oldu. Öz babasını ihbar eden Özkaynak, terörist yapının çökertilmesine önemli bir rol almış oldu. Aa, hay Allah abla ya, gördün mü? Biz boşu boşuna bu kızın günahını almışız. Kendi öz babasını ihbar etmiş kızcağız. Nasıl şeyler geçti başından kim bilir. Çok utandım ben şimdi. Ne yapmalı bilmem ki. Yıldız, bir geçmiş olsun falan mı desek acaba? Ne yapsak yavrum? Yok anne, bence abimi bekleyelim. Ya bizim hastaneye de geldi. Ben bayağı sert davrandım ama kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı yani Hatice abla. Yani bana soracak olursanız bence de bir Kaan Bey'i bekleyin derim. Çünkü şimdi onların arası da limoni. İlk önce onlar bir kendi aralarını falan düzelsinler değil mi? Öyle öyle. Allah yardımcısı olsun. Abla ya, ocakta bir şey mi var? Ne? Hayır yok Hatice abla. Biraz önce baktım. Ne kokuyor yine bununla senin? Allah Allah, anlamadım ki böyle bir... Ne oldu ki Hatice? Hatice abla. Hatice? Yargılamalım bile ne zaman olacağı belli değil, anlıyor musun? Koğuşlar dolu. Bir sürü ipten kazıktan kaçmış adamla bir arada yaşıyorum. Bu da yaşayamam. Bak, bir şeyler yapmalısın, anlıyor musun? Yani bak, senin tanıdığın falan vardır. Ne bileyim, bir çevren falan vardır. Bir şeyler düşün, bir şeyler bul. Bu da duramam. Baba, avukatım Funda. Her şeyle ilgileniyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, merak etme. Aslında bu yeterli olmaz. Bu yeterli olmaz. Bak, burada çok zorba adamlar var, anlıyor musun? Benden çok yüksek miktarda para istediler. Anlıyor musun? Madem sen teröre finans sağladın, o zaman bize de vereceksin diyorlar. Vermezsen öldürür seni diyorlar. Yani bu bir kabus, anlıyor musun? Baba sakin ol. Sakin ol. Baba bak, bu benim için de kabus bir durum. Senin neye karıştığını, neler yaptığını düşündükçe ben... Aslı. Keşke her şey çok daha farklı olsaydı baba. Keşke. Görüş ona. Gidelim hadi. Aslı, kurtar beni. Görüş ona. Gidelim. Kurtar beni. Kurtar. Allah kahretsin. Komutanım, madenin sol tarafı emniyete alındı. İlerlemeye devam ediyoruz. Madenin sağ tarafını emniyete aldık komutanım. Anlaşıldı, devam ediyoruz. Selçuk, devam ediyoruz.
İyi misiniz? Bir şey var mı? İyiyim. İyiyiz komutanım. Var komutanım. Ne var lan? Çay borcum var. Burak Selçuk, bir yönde kana. Tekrar ediyorum, bir yönde kana satışı. Susturun şerif. Bayram Murat, bizimkiler halledene kadar tek atışta oyalayın şerif. Ben de komutanım. Komutanım, herif çok rahat. Şimdi bozulacak onun rahat, sen merak et. Bir kuyruğunu çıkarsın. Bayram devam et. Ben de komutanım. Serdar sen çıkarma kafanı oradan. Ya çıkaramıyorum ki zaten. Ben ayakkabı da... Lan! Komutanım temiz. Anlaşıldı Turan, kaç kişilerdi? Keskin nişancı ve yancısı komutanım. İkisi de etkisiz. Tamam kardeşim, dikkatli olun. Biz devam ediyoruz. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Eyvallah. Geride pusucu bırakmış komutanım. Herif işi ciddiye alıyor. Biz de alacağız bayram. Biz de alacağız. Hele bir kuyruğunu çıkarsın da. Emre Galip, o tarafta durum nasıl? Komutanım, burası temiz. Temas yok. Anlaşıldı, dikkatli olun. İndirelim mi? İndiremez miyiz? Roket dayalar türlü var ellerinde. Hareket halindeler. Geçip gitmelerini bekleyelim. Tamam. Emredin komutanım. Anlaşıldı komutanım. Komutanım, kopuzu al bay. Yüzbaşı Bozok, emredin komutanım. Neredesiniz Kaan? Durumunuz nedir? Sınır geçmek üzereyiz komutanım. Şu ana kadar ciddi bir temasla karşılaşmadık. Sağ istihbaratı Nihat ve adamlarının köye ulaştığını bildiriyor. Acele etmemiz lazım. Zaviye Köyü. Komutanım, gece vakti orada olmayı planlıyoruz. Bekleyemeyiz Kaan. O terörist her an köyden çıkıp daha geriye gidebilir. O hatta uluslararası güçler var. Eğer Nihat kapağı oraya atarsa onu oradan almamız imkansız hale gelir. Bir an önce başlayın. Tekrar ediyorum. Operasyona hemen başlayın. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Bayram. Beyler, gece operasyonu iptal. Hızlanmamız lazım. Turan Selçuk, gece operasyonu iptal. Vadi çıkışında buluşuyoruz. Hızlanın. Emredersiniz komutanım. Emre Galip. Gece operasyonu iptal. Vadi çıkışında buluşuyoruz. Hızlanın. Emre Galip, duyuyor musunuz? Gece operasyonu iptal. Vadi çıkışında buluşuyoruz. Galip, duyuyor musunuz beni? Emre Galip, duyuyor musunuz beni?
Emre, Galip, duyuyor musunuz beni? Cevap verin. Allah Allah, ne oldu ki bunlara ya? Niye cevap vermiyorlar? Anlamadım komutanım. Komutanım, röle çakmıyordur. Komutanım, eklesek mi? Köye hemen ulaşmamız lazım Serdar. Herifi bir kez daha kaçıramayız. Emre, Galip, duyuyor musunuz oğlum beni? Komutanım, sorun telsizdeyse zaten buluşma noktasını biliyorlar. Orada bize katılırlar. Ya sıkıntı telsizde değilse? Komutanım. Görevimiz teröristi almak beyler. Devam ediyoruz. Niye durdu lan bunlar? Ne bileyim. Bizimkiler uzaklaşacak. Ne yapalım? Biraz daha bekleyelim. Giderler nasılsa. Halen aynı yerdelerse... Telsizler oradaki sıkıntı devam ediyordur komutanım. Ama silah sesi de gelmedi. Belki de güzergahı şaşırdılar. Komutanım, biraz daha beklesek mi? Benim de içim hiç rahat değil. Ama aldığımız emir bu. O köye bir an önce gitmemiz lazım beyler. Emre ve Galip gelmedi mi komutanım? Hala irtibatımız kesik. Gidiyoruz beyler. Nişancılarımızı ve pusuyu geçmişler. Bu tarafa geliyorlar. Öyle mi? Bak hele bak. Buraya he mi? İyi. Gelsinler. Gelsinler. Heval, beni duyuyor musun? Dinliyorum Heval. Asker bu tarafa geliyormuş. Buradan sağ çıkabileceklerini sanmıyorum ama. Oldu ki çıktılar. O geçidi iyi tut. Ne yap yap. O geçidi tut. Anlaşıldı. Daha iyi, biz işimize bakalım. Oğlum niye gitmiyor lan bunlar? Kamp kurulundan Emre, bunlar geçidi bekliyor. Of lan ya. Biz bunlarla burada sabahlayacağız ha. Belki de daha iyi oldu lan. Bizimkileri dönüş yolunu kötü bir sürprizden kurtarabiliriz. Ayağım karıncalanmaya başladı. Söyle karıncalarını usul dursunlar. Komutanım. Hı. Köye varmak üzereyiz. Evet, biliyorum. Bunlar ne olacak komutanım? Aklım hep onlarda. Emre ile Galip mi? Evet komutanım. Benim de aklım hep onlarda bayram. Normalde biliyorsun. Ne yapar eder bulurduk onları. Ama bu herifi kaçırmamamız lazım. Emir böyle.
Umut edelim de biz şu işi bitirip dönene kadar sağ salim kalsınlar. İnşallah komutanım. İnşallah. Beyler vaktimiz az kaldı. Hızlanalım. Tuvalet mi lan burası? İyi gidiyorsun ama. Kaldı 14. Beyler geceyi beklemeyeceğiz. O yüzden kamufle olma veya sızma şansımız yok. O köye gireceğiz. O bulana kadar çıkmayacağız. Hepsi bu. Ağırlıklarınızı bırakın. Gidiyoruz. Selim, Saviye'deyiz. Adamlar geliyormuş. Tabii ben hazırım da. Olur ya bir aksilik olur. Dostlarımızı hazır tut ha. Selim, ne demek konuş? Ha? Ben o adamlar için yıllarca eşek gibi uğraştım. 40 yılda bir istiyoruz adamlardan. Selim, beni dinle. Bak beni iyi dinle. Yemin ediyorum. Sana yemin ediyorum canını ele geçerim. Onlara inat, canını ele geçerim ve bildiğim her şeyi anlatırım. Yemin ediyorum yaparım bunu. Zorda kalırsam buraya gelecekler ve beni alacaklar. Bu kadar. Sürekli buraya geliyor lan.
Kötü oldu. Bunu sen al kardeşim. Lan oğlum mesele o değil. Bir çit çıkarsa bu adamlar bizi bu kovukta sıkıştırır. Bir roket mermisiyle bitirirler bizi. Ne yapıyoruz, dalıyor muyuz o? Evet. Başka şansımız yok. Sen bu yüreğini al. Ben de bu roket atarlı nöbetçilere dalıyorum. Tamamdır. Emre. Ulan bir dalamadık, ne var? Hakkını helal et lan. Sen de helal et kardeşim. Ama öyle yırtamazsın ha, bulaşık sırası sende. Tamam. Bir. İki. Üç. Temiz. Hatta tertemiz galip. Cillop. Oldu lan, ha? Vallahi oldu. Şimdi asıl şenliğe gitmemiz lazım. Nerede buluşuyorduk? Bu tarafa gideceğiz. Ha? Bu taraf. Kılıç bekliyor mudur bize? Beklemiyorsa da... İstikamet belli. Köye gideceğiz. Neydi lan şu köyün adı? Emre! Yine yırttık lan. Emre? Emre? Emre, vuruldu mu? Bacağımdan deldi. Uf. Dur. Kardeşim. Dön biraz. Bir sef. Biraz açacağım. Kusura bakma. Döndüm sana. Bak şimdi, bacağın üst tarafından sıkacağım, tamam mı? Biraz canın yanacak. Yanmaz lan, sık. Sık dişini. Alır mısın? Hı. Bir, iki. Üç. Zevk alıyorsun değil mi? Kımıldama, kımıldatma çok. Ortalıkta kimse görünmüyor komutanım. Sabırlı ol Bayram Bayat. Onlar ortaya çıkmaz. Biz çıkaracağız. Beyler, adamları bulana kadar devam ediyoruz. Her evi, her yapıyı arıyoruz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Anlaşıldı komutanım. Murat Turan Selçuk. Bayram, Serdar. Bayram. Gidiyoruz.
Bayram. Kaç kişiler? 6 diyorlar Heval. 6 mı? Emin misin? Evet. Neyse. Bakalım kaçı buraya kadar sağ gelebilecek. Yürüyebilecek misin? Koşmamı istemezsen yürürüm kardeşim. Şişt, ne yapıyoruz lan? Köye mi gidiyoruz? Hayır hayır. Bu halde olmaz. Jandarma karakoluna gitmemiz lazım. Emin misin? Çünkü buraya helikopter gelmez. Komutanım Galip ben. Beni duyan var mı? Duyan var mı? Ben Galip. Beni duyan var mı? Zaten telsiz de çalışmıyor. Tek çaremiz o jandarma karakoluna ulaşmak. Tamam. O yüzden vakit kaybetmeden yol almalıyız. Patronsunuz. Of! Galip şu silahını verebilir misin? Peki. Çantamı da sen taşırsan memnun olurum. Şunu al. Kaskımı da al da benim. Oğlum hala kanıyor lan bu. Hadi ya. Tamam dur sen üstüne basma. Dur. Tamam gel. Tamam. Yok bir şey. Tamam. Yürü şurada. İyi misin? İyi mi? Devam. Devam. Serdar. Bayram. Anlaşıldı. İyi misiniz? Murat iyi misiniz? Murat iyi misiniz? Murat iyi misiniz? Komutan. EYP tuzaklamışlar. Turan son anda fark etti. Desteğe ihtiyacınız var mı? Devam edebilir misiniz?
Beyler iyi misiniz? İyiyiz komutanım, devam ederiz. Anlaşıldı, dikkatli olun. Emredersiniz. Devam beyler. Nasıl fark ettin? Komutanım, hiçbir köylü eşiğine heybesiyle araba alamaz. Ama bu salaklar bağlamış işte. Ucuz yırttık abi. Tam zamanında uyandı. Buna nasıl var? İyi iş çıkardın. O zavallı hayvanın yerine. Bu şerefsizleri bağladığımız zaman asıl işte o zaman iyi iş çıkarmış olacağız komutan. O zaman. Hadi beyler. Hadi. Hadi. Serdar, hadi sökelim şunları. Sen sol taraftan, Bayram sağdan. Emredersin komutan. Dışarı! Çoluğu çocuğu gönderme üstüme! Çık dışarı! We'll be right back.
Serdar. Komuta sende. Bayram sen burada kal. Anlaşıldı komutan. Komutanım nereye? Kaan Yüzbaşı güneybatı tarafına doğru ilerliyor. Ben peşinden gidiyorum. Desteğe gel. Kaçacak. Nihat! Dur! Bir adım daha atarsan öteki ayağım da gider. Onları tanıyor musun? Onlar Batılı. Kanada, Amerika, Avusturya. Bu sefer sert kayaya tosladığın yüzbaşı. O adamlar önünde beni öldüremezsin. Hadi lan. Bir adım daha at da gör bakalım ne yapıyorum. Gördün mü yüzbaşı? Beni onların elinden alamazsın. Onlar seni aşar. Seni aşar. Mehmetçiği hangi elinle sıktın lan? Bak fazla oluyorsun. Bırak artık. Sağ mı sol mu? Bırak dedim. Allah belanı versin. Manyak herif. Manyak herif. Allah belanı versin. Burnundan fitil fitil gelecek. Türkiye'de değilsin. Türk sınırlarında değilsin. Seni yaşatmazlar. Onlar seni sağ bırakmazlar. Türkiye'de değilsin. Dur artık. İndir silahını. Vurun şunu. Vurun. Vursanız hele bekliyorsunuz. Diyorsa sıkın hadi. Nereye gidiyorsunuz? Geri gelin! Kaldır lan kafanı. Kaldır kafanı bana bak! Başın dik olsun. Turgut Avşar adamı! Kılıç, dinlemedeyim. Komutanım, Nihat Kod adlı terörist bugün saat 16.30 itibariyle etkisiz hale getirildi. Tekrar ediyorum. Nihat Kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Aferin Kılıç. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Aferin size. Sağ olun komutanım. O iki arkadaşımızla irtibat kurabildiniz mi? Emre ve Galip ne durumda? Arıyoruz komutanım. Henüz irtibat sağlayamadık. Onları bulun yüzbaşım. Onları bulun.
Emredersiniz. Bölgede jandarma birliği, hudut devriyesi, kim varsa irtibata geçin. Ayrıca helikopteri olan birliklerle de konuşun. Onları süratle oradan tahliye etmemiz lazım. Emredersiniz komutanım. Sen çok kan kaybettin. Sen niye böyle ciddi konuşuyorsun? Vuracağım mı lan beni, manyak? Tamam, dinle. Bak şimdi o kurşunu bacağından çıkarmamız lazım, tamam mı? Tamam. Anlıyor musun? Tamam. Tamam mı? Ve bunu eski usullere göre halletmemiz lazım. Tamam. Ses çıkarmamamız lazım. Hani şu ses, ışık, kamuflajı falan hani. Biliyorum ben, biliyorum. Tamam, şimdi. Tamam, ben ateş yakacağım, sen dayanabilecek misin lan? Galip, gerçekten sürekli tamam tamam dedi diyorum. Ay git, ne yapacaksan yap hadi. Tamam. Aynen kardeşim. Var mı bir şey? Burada değiller komutanım. Ya beyler, dilim varmıyor da şu cesetlerin arasına falan bakın. Yani Allah korusun ama ne bileyim, bakın işte. Buradalarmış ama kirişi kırmışlar komutan. Öyle öyle. Baksana, bizimkilere ait bolca mermi var. Bayağı da var ha. İyi de nereye gitti bu herifler ya? Neredeler bilmiyorum komutanım da. O iki çatlak resmen buraları dağıtmışlar. Acayip bir iş çıkarmışlar komutanım. Hakikaten ha, şuraya baksana. Bunlara anca Turgut'un dediği gibi Allah'ınıza kurban denir yani. Vallahi bravo çocuklara. Önce bir adamlarımızı bulalım. Diyeceklerinizi onlara söylersiniz. Ama önce onları sağ salim bulalım. Beyler, Emre ve Galip'i bulmadan durmak yok. Devam ediyoruz. Keşke senin arkadaş olmasaydım Galip. Niye lan? Bıçak bende diye mi? Kısıyor musun lan yoksa? Yok. Ondan değil. Biz ne yapmalıydık biliyor musun Galip? İki kız bulmalıydık. Önlerinde diz çöküp
evlenme teklif etmeliydik. Bir krediye girmeliydik, ne bileyim. Sonra çoluk çocuk, çocukların bitmek bilmez okulları filan. Sonra eve geldiğimizde mercimekli börek, bir kuru fasulye yemeliydik. Fena durmuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Evde pizza kutularının arasında didişip duruyoruz garip. Haklısın galiba. Su içecek misin? Yok. Galip. Hı? Şu kız şiirini okusana. Hangi kız lan? Hani şu hep okuduğun. Nihal Atsız'ın şiiri. Ha, kız şiiri. Tamam kardeşim. Pınar başına geldi. Bir elinde güğümü, çattı yay kaşlarını, görünce güldüğümü, bağlamıştı gönlümü, saçlarının düğümü, bilmiyorum bu örgü. Acaba bir büyü mü? Sordum. Nerededir yerin? Nedir senin değer? Yedi kral vurulmuş. Ne bu ceylan gözlerim? Hangisine varırsın? Bu yedi ünlü erim. Şöyle dedi bakarak. Göklere derin derin. Kralların taçları beni bağlar büyüm. Orduları açamaz gönlümdeki düğüm. Saraylara süremem. Dağlarda sürdürürüm. Bin cihana değişmem. Şu öksüz Türklüğüm. İnşallah ya. Ne oldu yine? Aslanım. Kubilay, hemen hastaneye gitmemiz lazım. Efendim ne oldu ya yine böyle birdenbire rahatsızlandınız mı? Babam Kubilay, babam. Aslanım değil mi? Evet. Babamın durumu nasıl?
Hapishanede saldırıya uğramış. Ameliyat edildi ama korkarım derin bir yara almış. Ve fark edilene kadar çok kanaması olmuş aslanım. Onu görebilir miyim? Evet ama söylemek zorundayım. Durumu çok kritik. Onu her an kaybedebiliriz. Kuruyorlar karakolu. Bilmem. Kardeşim ama dayan az kaldı. Susadım var. Su. Kardeşim suyumuz kalmadı ya. Suyumuz dayan suyumuz. Biraz da. Suyumuz. Al. Emre. Emre. Şş. Sakin. Tamam. Dur şimdi. İyi misin? Ha? Emre. Gibiyim. Emre, bak burada çok açıktayız kardeşim. Devam etmemiz lazım, tamam mı? Devam etmemiz lazım. Şşş, ulan, ulan. Hey, hey, bırakma kendini, bırakma, salma kendini. Tamam mı? Devam etmemiz lazım. Şşş, Arif, sen git. Ben bittim kardeşim. Saçmalama lan, saçmalama. Arif, defol git. Gerçekten bittim, bırak beni hadi. Şşş, dur, dur, uyan, uyan. Şşş, kendine gel, bırakma kendini. Ne bırakma kendini lan. Şşş, oğlum. Oğlum biz daha Ankara'ya gideceğiz lan. Evimize döneceğiz oğlum, evimize.
bizi var ya böyle halı serip karşılayacaklar lan. Kırmızı halı serecekler önümüze. Çünkü biz seninle 15 tane terörist indirdik lan. Biz indirdik lan. Seninle ben oğlum. Ha? Biz var ya, biz ortağız. Biz kankayız seninle. Biz kardeşiz lan. Kardeşiz, sakın bırakma. Bak, koy verme kendini. Yemin ediyorum oyarım seni. Oyarım, sakın koy verme kendini. Buraya birlikte geldik, birlikte gideceğiz. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Şimdi aç gözlerini. Hadi aç. Ha. Söyle. Biz o vadide helalleşmiştik değil mi? Tekrarlamamız gerekiyor mu? Bırak şimdi sen bunları. Hadi bırak şimdi bunları. Galip. Hakkını helal et kardeşim. Hayır. Biz seninle helalleşmeyeceğiz, anladın mı? Biz seninle helalleşmeyeceğiz oğlum. Çünkü biz eve gideceğiz. Evimize döneceğiz. Tamam mı? Hadi koy verme kendini. Buradan çıkacağız. O karakolu bulacağız. Ve sonra evimize gideceğiz, tamam mı? Hadi. Hadi. Eğer bulaşık sırası sende değilse ben hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Hayır. Sıra sende kardeşim. Ve o bulaşıklar yıkanacak, su koy vermek yok. Oyarım vallahi. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi bırakma kendini. Hadi. Hadi. Hadi gitmemiz lazım. Gel. Bir. Allah. Çok iyi. İyisin. Sakın bırakma kendini. Tamam, şimdi bana yardım et. Şimdi bana yardım et. Aa, tut şunu. Tut şunu. Hazır mısın? Ha? Gel. Gel. Tamam. Tamam. Gideceğiz oğlum. Dayan kardeşim. Eve dönüyoruz lan. Hadi. Hadi az kaldı. Anlaşıldı, tamam. Komutanım, jandarma bir iz bulmuş. Nerede, nasıl bir iz? İkinci kontrol noktamızın 9 kilometre kadar kuzeyinde. Bizimkilerin fuları, ilk yardım malzemesi filan. Ve... Ve? Yaralı oldukları değerlendiriliyor komutanım. İkisi de. Ya da biri. Neden bir yere ulaşamadıkları belli oldu şimdi. Beyler, bizimkiler ikinci kontrol noktasından uzaklaşmışlar. Jandarma karakolu arıyorlar. Jandarmanın bulunduğu o noktadan karakola kadar olan bütün bölgeyi tarayacağız. Anlaşıldı mı? Vaktimiz çok daraldı. Hadi gidip alalım adamlarımızı. Bayram, şunu al sana. Teşekkürler, sağ olun. Eren'in randevu işini hallettik Hatice abla. Siz gidebilirsiniz. Ay çok sağ olasın. Valla sana zahmet oluyor ya. Ya ne demek, rica ederim. Kuzum, nasılsın? İyiyim. Hatice. Aferin sana. Gelmişken sen de bir doktora görün istersen kızım. Ben mi? Heh. Ben niye Yaz. Ya Selver abla, Allah. Ya böyle şey olur mu? Şeytan kulağına kuşun, yapma ya. E kızım, sen demiyor musun burnum her şey kokuyor diye? Burnumda bir gariplik var diyorsun. Gelmişken görün işte. Ya tamam da bunun için doktora mı gidilir? Yani biz Eren'le beraber fizyoterapiye gidelim, sonra hep beraber eve gideriz işte. Değil mi Yıldız? Yıldız? Aslı'nın? Aslı Hanım kızım. Çok üzüldük. Ne demek lazım bilmem ki. Geçmiş olsun yavrum. Bir yaramazlık yok inşallah. Babam. Babanız rahatsız mı? Öldü. Aman Allah. Başarmış mıdır bizimkiler? He? Tabii başarmıştır oğlum. Kılıcın elinden bir şey kurtulur mu?
Ah. Ne diyorsun? Emre. Duyuyor mu oğlum beni? Emre. Şş. Şş. Emre. Ha? Kardeşim. Kardeşim. Lan. Şş. Duyuyor musun beni? Şş. Oğlum. Uyansana. Lan Emre. Emre. Lan oğlum uyan. Bırakma beni lan. Bırakma. Bak beni böyle su koyuverme. Hadi Emre hadi. Uyan. Uyan lan. Uyan. Ne vuruyorsun lan manyak? Lan oğlum. Lan bak. Lan bak kardeşim. İyisin. Sakın beni bırakma. Sakın su koyuverme. Gel. Gel. Yavaş. Al, al. Tamam tamam. Şöyle yavaş. Yastığa. Yastığa tamam. Devam etmemiz lazım. İyi misin? Ha? İyi misin? Ya kalk bismillah. Az kal. Koy. Tamam tamam. Tamam koy. Buraya gelip de etrafa bakınca kopuz. Ne yalan söyleyeyim. Geri dönmek istemiyorum. O kadar yıl bu yeşilleri giydikten sonra her şey bitiyor. Bize yalnızca iki miras kalıyor albay. Bir, askerlikten başka hiçbir şey yapamama duygusu. Ve iki, tıraş. Tıraş mı?
Nasıl yani? Her sabah kendi kendime diyorum ki, yahu kırlangıç, bırak şu sakalları, hatta bir bıyık, şöyle uçları kollağısı gibi burulmuş da, şu suratın, şu suratın betona döndü artık be adam diyorum. Ama her sabah yine de ellerim makineye gidiyor ya. Bazı şeyler insanın içinden kolayca sökülüp atılmıyor işte. Keşke her derdimiz tıraş gibi olsaydı. Senin pek tadın yok bugün. Öyle. Adamlarım. Ha. Benim çocuklar. Sanki bir uçtan ben topluyorum onları. Öbür uçtan dökülüp dağılıyorlar. Biliyor musunuz? Çoğu gece deliksiz bir uyku çekemiyorum evde. Sızlanmıyorum. Bunu yapamam da zaten. Ama amirlikle abilik bir noktada bitişiyor değil mi? Babalıkla komutanlık bir noktada kesişiyor. Ve sen abi mi, amir mi, komutan mı, baba mı olduğunu bazen karıştırıyorsun. Kesinlikle evet. Galiba tam tanımı bu zaten. Yine o senin deli yüzbaşı mı? Bozok yüzbaşıyla kalmıyor pek. Delilik benim adamlarda bulaşıcı galiba. Beni burada ağırlamakla yeterince nezaket gösteriyorsun zaten evlat. Bunun üstüne sana görevinin ayrıntılarını soracak değilim. Yakışık almaz. Sadece şunu söyleyebilirim. Kıymetli olan onlardır. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim göz bebeklerimiz. Bu ne demek? Şehidin varsa onurlandır. Gazin varsa sahip çık. Kaybın varsa... Kaybın varsa... Geride asla... Ama asla adam bırakma. Geride adam bırakma. Evet. Komutanım bir de sen baksana. Bunlar? Komutanım bunlar bizimkiler. Oradalar. Koşun! Güneş 20 kılıç 4. Onları bulduk. Tekrar ediyorum. Onları bulduk. Acele edin. Beni vurmak istemezsin herhalde, değil mi? Ha?
ister misin? Yoksa gerçek misin komutanım? Biziz kardeşim, biziz. Geldik. Bitti hepsi. Emre. İyileşeceksin kardeşim. Merak etme. Emre. Emre bitti oğlum bak. Tamam bir şey yok. İyisin hadi. Bu tarafa. Hey buradayız. Hadi lan hadi çabuk çabuk. Gerçekten sen misin komutanım? Biziz oğlum, biziz. Merak etme, bitti. Emre. Emre nasıl komutanım? Emre iyi mi? Merak etme sen Emre'yi. Hadi hadi çabuk koş! Koş lan! Koş! Çabuk çabuk çabuk. Merak geçin etme şöyle. Sen Emre'yi, tamam merak etme. Hadi su iç birazcık. Hayır lan su. Hayır. Su iç. Emre iyi mi? Emre iyi mi komutanım? Galip, Galip. O iyi olacak. Emre iyi olacak. Gel hadi. Dur yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Hadi tutuyoruz. Bir, iki, üç. Ay. Ben onların canını okuduk. Biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Bana bak. Siz efsane oldunuz oğlum. Efsane oldunuz. Efsane. Efsane. Biz efsaneyiz. Efsanesiniz. Hadi beyler. Hadi gel bakalım koçum. Hadi bir, iki, üç. Var ya, ödüm patladı komutanım ya. Çok şükür sağ salim yitirdik ya. Vallahi daha başka bir şey istemem. Hala elim ayağım titriyor be ya. Şimdi ne yapıyoruz komutanım? Dinleneceğiz bir kılıç. Dinleneceğiz. Hadi hepiniz Allah'a emanet. Emredersiniz. Sağ olun. Komutanım. Ne yapacağız şimdi? Ben gidip komutana tekmil vereceğim. Sonra da... Sonra direkt eve gidelim ne olur. Çok yorgunum. Acayip de çay içesim var. Şöyle pijamalarım, çayım, televizyonum ve ben. Ah mis. Hayır.
Onlar benim pijamalarım, benim televizyonum ve benim çayım. Sen orada evine gidiyorsun, o kadar. Komutanım. Hayır. Evet lan. Ama bakın Emre Galip iyi, operasyon iyi geçti, her şey iyi. Yani bunu kutlasaydık. Ya herkes her şey iyi, ben de iyi olmak istiyorum artık. Bir git başımdan ya. Allah Allah. Selçuk, Turan, en sevdiklerim. Gel. Vallahi bize geliyor. Bayram abi hızla. Senin evi yok oğlum, ne yapıyorsun? Olsun ya. Yüzbaşım, hoş geldin. Sağ olun komutanım. Emre Galip nasıllar? Sıkıntı yok değil mi? Yok komutanım. İlk müdahale bölge hastanesinde yapıldı. Durumları gayet iyi. Güzel. Otursana. Sağ olun. Bana soracak çok sorun olduğunu tahmin ediyorum, öyle mi? Evet komutanım. Yani aslına bakarsanız gözümden uyku akıyor ama o bahsettiğiniz sorular beni uyutmayacak. Tahmin ediyorum. Emniyetin raporu ve savcılığın mütalaası. Gerisini de sen zaten Aslı Hanım'a sorarsın. Sağ olun komutanım. Komutanım izniniz varsa bir şey daha var. Söyle. O buraya nasıl girdi? Yani telefon diğer ucundaydı. Ve bildiğim kadarıyla biz bunu pek yapmayız. Komutanlık bozuk yüzbaşı. Bazen nerede istisna yapacağını bilmek demek. Orada hayatta kalman belki de tek bir sese bağlıydı. Ve sen de o sesi duydun. Gerisinin de çok önemi yok zaten. İstirahat et yüzbaşı. Sağ olun komutanım. Nihat'ı da indirdiler. Duydum. Patron ne diyor peki? Özel kuvvetlere bağlı bir timden söz etti. Başlarında bir albay varmış. Albay İbrahim Kopuz. Evet. Albay oyunu büyük kuruyor. Onu durdurmamız lazım dedi. Ne dedi? Anlamadım. Albay diyor. Oyunu büyük kuruyor. Önce onu durdurmamız lazım dedi. Ne yapacağız peki? Şimdilik bekleyeceğiz. Siz albayı takip alın, tamam mı? Önce adamı iyice tanıyalım. Albay İbrahim Kopuz, unutma. Albay Kopuz, anladım. Araç geldi. Abi biraz bekleyin olur mu? Aslanım, sizin hiç akrabanız falan yok mu? Yani ana tarafından, baba tarafından falan ne bileyim. Böyle zor zamanlarda insan ihtiyaç duyuyor işte ya. Evet Kubilay. Bunu bugün çok daha iyi anladım. Ama yalnızlık böyle bir şey işte. Böyle bela bir şey. Hem ben sizi üzmek için falan söylemedim. Ya ben zaten hallederim ne varsa. Ya inanın kırmak için söylemedim. Ben yani sadece... Kubilay yorma kendini. Ben biliyorum ne söylemeye çalıştın. Yani benim anlamadığım iyi günde bütün kıl kuyruk tipler sizin etrafınızda dolanıyorlar. Zor günde incin top oynuyor ya. Nerede o fakültedeki tipler? Yok. Hepsi arazi. Kimse yok. Anam.
Aslanım kimse yok dedik de belki vardır ya. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Geleceğini tahmin etmiyordum. Normalde ne ben, ne de arkadaşlarım böyle cinayetler işleyen bir adamın yanında olmazdık. Asla. Ama o artık ölmüş bir adam. Ölüm her şeyin üstünü kapatıyor işte. Nasıl işlere bulaşmış olursa olsun, seni ne kadar üzmüş olursa olsun, o senin baban. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir kere de kızım senin için yapıyorum desen ölürsün değil mi anne? Her şey Kaan Yüzbaşı için. Kaan Bey ıspanak sever, Kaan Bey et yesin. Kaan Bey revanden buyursun. Yıldız kim ki? Kül kedisi. Kim Yıldız? Aa, şimdi de bu kızın kıskançlığı çıktı başımıza Hatice. Kızım koca kız oldun, hala abini mi kıskanıyorsun sen? Kıskanırım. Kıskançlıktan orta yerimden çat diye çatlayacağım. Tövbe tövbe. Densizlik yapma Yıldız. Fena mı yaptım işte? Abim bu. Kafasını esti mi? Şimdi toplar gelir arkadaşlarını. Belki Aslı Hanım da gelir. Yenilir, içilir. Fena mı yaptım işte hazırlık yaptım da? Hatice? Senin yüzün niye böyle kül gibi oldu yine? Ay ne bileyim ya. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da bu çok kötü koktu bunlar ya. Böyle bir midem bir tuhaf oldu benim. Ya sabah da çıkardım ben. Akşam günde yani zavallı bayrama tutturdum adamı, kokuyorsun diye ben anlamadım. Bu ne? Aa, yok artık. Saçmaladın ama gerçekten yani. Her şey burnuma kokuyor kokuyor diyordun. Ne yapayım? Al. Hadi bakalım lavaboya. Hadi hadi yürü. Aa, iyice hadi. Gerçekten. Hatice hadi gel bir bakalım. Hadi emin olalım. Gel hadi. Ya hadi. Ben gerçi anlamadım sizi ama. Tamam. Hadi ya. Bakacağız zaten. Aa. Ciddisiniz. Evet. Oğlum niye bize erkenden saldı bu herifler ya? Halimize bak. Biz daha iyileşmedik ki. Ya arkadaş sen ne meraklı çıktın şu hastane işine. Bırak abartma. Geldik evimizde işte oyununa bak. Galip. Ha. Ya mutfaktan içecek bir şey getirsene kardeşim. Emre, abartma kardeşim. Doktor hem sana demedi mi yürümen lazım diye? Kalk yürü git al işte. Ulan sen de merhametsiz, vicdansız, acımasız, insafsız bir herifsin ya. Attırıp bir bardak su istedik ya. Bir de soda, bir de ayran, bir de gazoz gitsin. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Sus. Of, ağrıyor bak, bak. Ah, oğlum çok kötü ya. Bak. Ağzım kurudu bak. Şimdi hala ya. Emre'nin komutanı. Evet komutanım. Evet komutanım. Emredersiniz komutanım. Tamam. Ne oldu ya? Kopuz geliyor lan. Hangi kopuz? Kaç tane kopuz oldu? Albay olan. Ha. Onu dalga mı geçiyor lan ben? Ya onlar şimdi akşama kadar muhabbet sohbet. Biz seninle yaparız çayımızı. Ah mis gibi. Değil mi? Vallahi doğru söylüyor komutanım. Hatice şimdi bize bir çay demler. Bak bizimkiler zaten yemek hazırlıyorlarmış ha. Yine kaynanan seviyor hadi. Hatice? Yıldız?
Selver anne. Tamam, hepsinin adını saydık. Ne oldu Yıldız, söylesenize. Hatice abla hadi. Ya dur of. Tamam, sen söylemezsen ben söyleyeyim bari Bayram abiye. Ya ne oluyor Hatice, bir şey mi oldu, söylesenize, korkutmayın beni ya. Ya Yıldız, kadını sıkıştırıp durma herkesin içinde. Ayıp, bu aile meselesi. Ne var yani anne, ben söylesem. Çok severim böyle şeyleri söylemeyi. Ya çatlatmayın sana adamı, söyleyin işte, Allah Allah. Hadi. Aa, hakikaten ha, çatlatmayın Bayram Bayat'ı, söylesenize ne oldu? Tamam bir dakika, tamam söylüyorum, tamam söylüyorum. Hatice söyle. Ya yenge, önemli bir şeyse istiyorsan ben köşeye gideyim, hani gizli saklıysa. Yok yok yok, değil değil. Bayram, nüfusumuz artıyor. Ay böyle mi söylenir bu ya? Teyzem mi geliyor? Yok yani evimize birisi geliyor. Ya Hatice buyursun gelsin de kim geliyor ya, kim geliyor? Beni delirtme Hatice, söyle ya. Ay içim şişti. Bak Hatice, eğer o muhalla teyzen gelecekse ben baştan söyleyeyim, peşin peşin. İstemiyorum ben onun gelmesini. Ben o kadının öyle ağzını yaya yaya Bayram diye bağırmasına nefret ediyorum ya. İstemiyorum, sevmiyorum Hatice, sevmiyorum ya. Sevmiyorum, kabul et bunu. Tamam işte, iyice çit diye biniyor. Aa, Hatice kızım, bu bilmece sorar gibi mi söylenir insana Allah aşkına? Ay Bayram, senin de bugün küt gününe geldi yani. Ay dayanamayacağım, söyleyeceğim Allah aşkına. Kadın hamile. Oh be, söyledim. Yok artık. Muhalla teyze mi hamile? Tövbe tövbe, koskoca kadın. Ya hayır. Bayram Bayat'a baksana. Bayram Bayat. Baba oluyoruz. Ne? Allah! Şşt, tamam. Anam mı? Anam. Anam, anam. Hatice, baba mı oluyorum ben? Güzel. Ben baba oluyorum ben yine. Komutanım, baba oluyormuşum. Zaten babasın ben. Hatice'm ya. Güzel güzel, bizim çaylar yine battı. Allah'ım ya. Ona yardım edemedim. Tehdit ediyorlar demişti. Çok korkuyordu. Ama hiçbir şey yapamadım. Elimden hiçbir şey gelmedi. O bu işlere bulaşsan kendi sonunu hazırlamıştı Aslı. Sen istesen de istemesen de elinden bir şey gelmez. O yüzden kendini çok fazla üzmenin de bir anlamı yok. Keşke her şey çok daha başka olsaydı. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadın. Arkadaşların da öyle. Kubilay yine haklı çıktı tabii. Aslında bizim sosyallik dediğimiz, arkadaş çevresi dediğimiz belki de hepsi boş. İnsan başına bir şey geldiğinde, bir cenaze töreninde ya da herhangi bir belada anlıyor. Asıl çevresinde hiç kimsenin olmadı. O duyguyu ben çok iyi biliyorum. Adli tıp önünde beklemeyi. Adı sanı belli olmayan bir tabut içerisinde cenazenin sana teslim edilmesini. Babam katledildiğinde annemle birlikte gitmiştik. Hayatımda o kadar üzüldüğüm, o kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Annem Yıldız korkmasın diye onu komşuya bırakmıştı. Bekleyiş hiç bitmeyecek sanmıştım. Sonra adamın biri geldi. Tabutu bize teslim etti. Sonra
Sonra anneme dedi ki sakın yüzüne bakmayın. Çocuktum tabii, anlamadım neden oldu. Tabutun içinde ölüye bakmak günahtır herhalde diye düşündüm. Sonradan anladım. Babamın yüzünden geriye eser bile kalmamış. İyisiniz ya çocuklar. Sağ ol komutanım. Sağ olun komutanım. O oyun mu oynuyordunuz? Yok komutanım, ben bacağımdan dolayı sıkıldığımı düşündü Galip. Oynamak istedi, ben de kıramadım. Bölge komutanlığının raporu elimize ulaştı. O sınır hattındaki çatışmada büyük dirayet ortaya koyduğunuz, kahramanca yararlılık gösterdiğiniz belirtiliyor. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Oturmaz mısınız komutanım? Göreve döndüğünüzde nişan ve beratlarınız hazırlanıp törenle tarafınıza tevdi edilecek. Çocuklar. Komutanım, biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet komutanım, sağ olun komutanım. Oturmaz mısınız komutanım? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok komutanım. Yok komutanım. Peki, hadi size iyi dinlenmeler o zaman. Sağ olun. Çocuklar. Bir de şu evi arada bir toparlayın ya. Bu nedir oğlum? Komutanım, Galip biraz dağınık. O yüzden kusurumuza bakmayın. Galip? Yok komutanım, Emre. Hadi, bir ihtiyacınız varsa haber verin bana. Emre. Emre'siz. Karargâh ediyoruz oğlum. Emredersiniz komutanım. Sonra bir baktım Bayram Marçavuş bildiğini uçtu ama yani uçtu. Haber çok önemli ama komutanım. Başçavuşum, tebrik ederim. Ya sağ olun komutanım, sağ olun da. Yalnız Serdar komutanım sayesinde bütün kol ordunun haberi olmuş bizim bebeğimizden. İhfa fena mı işte? Namun yürüsün Bayram Bayat. Komutanım, kız mı erkek mi? Ya yok Turan, daha o kadarlık değil. Hayırlısıyla şu ilk dönemi bir atlatalım. Ondan sonrası Allah kerim. İnşallah. Ya aslında komutanım da biliyor. Biz bugüne kadar bütün gayretimizi Eren'e verdik. Yani Allah bilir gerçi de. Yani onu ihmal eder miyiz? Bir sıkıntı olur mu? Aklıma gelmiyor değil. Yapma be Bayram. Eren aslan gibi büyür evvelallah. Sen onu ne dert ediyorsun oğlum? İkinci kez baba oluyorsun, mutluluğunu yaşa. Ne bakıyorsun buna? Sen bana ne bakıyorsun? Sen artık profesyonel baba oldun. Doğru mu? Yüzbaşım. Emredin komutanım. Timin iki adam eksik değil mi? Evet komutanım. Paslanma var mı? Yok komutanım. Peki, rahat da dinleyin. Yarın Güneydoğu bölgesinde sürekli görevde olan bazı birliklerimizi denetleme çerçevesinde bir ziyarette bulunacağım. Siz de benimle geleceksiniz. Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz komutanım. Sonra demeyin komutanımız bize hep zorlu görevler veriyor. Bak, balık görev, denetleme. Oldu mu? Emredersiniz komutanım. Hadi siz devam edin. Ha Bayram. Emredin komutanım. Sen gelmeyebilirsin. Anlamadım komutanım.
Haberi yeni almışsın ya. Aklın evde kalmasın diye diyorum oğlum. Yok komutanım. Ben gelmek istiyorum. Ya komutanım ya. Albay'a da mı söyledin ya? Ya yani affedersin de yuh artık komutanım ya yuh. Yayın mı yapıyorsun anlamadım ki komutanım ya. Bayram. Tam üstüne bastın oğlum. Bunun harbiyedeki adı neydi biliyor musun takma adı? Yayın balığı. Yayın balığı. Bayılırım böyle ortamlara komutanım. Ne güzel, keyfiniz yerinde. Komutanım bu ikide bir eğitim mi kırıyor be ya? Oğlum sen niye zırt pırt buraya gelip duruyorsun? Ha? Bunu kesin şutladılar ha. Kesin atıldın mı sen? Hayır komutanım. Şuna bak komutanım ya. Bunda hiç bordo bereli tipi yok. Murat. Emredin komutanım. Şu eğitimleri bir görsenize. Emredersiniz komutanım. Görmek derken komutanım? İlyas. İstikamete eğitim alalım koçum. Hadi. Komutanım şaka mı yapıyorsunuz? Emir aldın asker. Emredersiniz komutanım. Biz gülüyor muyuz İlyas? Hareketler seri İlyas. Komutanım günah çocuğa ya. Yapmayın böyle. Öğrenecek oğlum öğrenecek. Hadi komutanım hadi. Baba komutan. Turan sende mi? Sen niye anlatıyorsun ona kadar herkese? Bayfix'te kaç yaptın? 40 yaparım komutanım. 40 mı? İlyas. Kız çocuğu musun kardeşim sen? 40 ne? 5 tane yapacaksın. Başla. 5 tane mi? Evet 5 tane. Tamam komutanım. 1 2 3 4 4 Turan kaç oldu? Bir komutanım. Bir mi? İki. Üç. Dört. 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 İlyas bu akşam artık böyle mışıl mışıl. Dört. Ya komutanım yeter. Ne kadar uğraştınız bu çocukla anlamadım ki. Bayram Bayat için baştan başa. Bir. Yalnız iyi gidiyor komutanım. Tık demedi vallahi. Aferin. İki. Bundan sonra engelli koşu, sürünme, tam tesisat, halat ve bomba çukuru var. İlyas erkek gibi yap şunu. Nizami bir. Emredersiniz komutanım. İki. Üç. Dört. Dört! Beş olmadı mı komutanım? İlyas. Komutanını mı sorguluyorsun canım kardeşim? Hayır komutanım. Baştan başla İlyas. Bir! İki! Şş, bana bak lan. Ha. Benim parfümüm nerede oğlum? Allah Allah benim parfümüm mü? O benim parfümüm bir kere. O kadar çok sıkıyorsun ki kendini zannediyorsun değil mi? Yok sana parfüm. Serdar, bak seni döverim. Çok az kaldı, veremem. Eve almam oğlum seni. Tamam ama iki fıstık tamam mı? Daha fazlası yok bak, lütfen. Vallahi ya. Nerede lan benim? Abi iki bu. Ben senin eşyalarına böyle mi yapıyorum? Yapma, gözünü seveyim. Al. Hayırdır bu acele ne? Oğlum Allah. Komutan görev var diyecek diye ödüm patladı. Allah'tan yarın dedi. Sen aslanınla mı buluşacaksın? Yorum yok. Yemeğe mi gideceksiniz? Oğlum sana ne lan? Ben nereye gidersem giderim. Tamam. Bak, otur sana ya.
Tam ayakta dinle. Çok güzel filmler var abi. Özellikle zombi filmleri, korku filmi. Bu tür durumlarda en iyisi biliyorsun ki korku filmleridir. O perde açılır, lavruk zombi bir çıkar ve bağırmaya başlar. Ondan sonra ne oluyor? Kızın kalbi pıt 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 atmaya başlar. Yavaş yavaş sana sokulur, yaklaşır. Zombi filmine gidin abi. Siz gidin. Oğlum sen iğrenç bir herifsin ya. Selam söyle abi. Murat, gel. Aslanımla buluşacaklar. Önce yemek yiyeceklermiş, sonra belki sinema. Aynen. Makarna mı aslanım? Evet, rigate. Kuş yemi kadar bu. Doymaz ki bununla Kaan 105'e. Kubilay, adıma lahmacun mu söyleyeyim? Yapacağız işte bir şeyler. Allah Allah. Tamam, siz yine pişirin de. Ne bileyim yani, tas kebabı olur, İzmir köfte olur. Dayayın ekmeği, bana yesin ya. Kubilay, delirtme beni. Taze fesleğen alacağız, hadi yürü. Yok, tigate migate doymaz buna. Mümkün değil, tanıyorum yani. Ay Kubilay, iyice kaynan oldun sen ha. Ne bu böyle canım? Her şey karışma bu kadar. Akşam ezdiğin istesin de gör günü. Bir şey mi söyledin de? Fesleğenler o diğer tarafta bence. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Rica ederim. Girsene. Güzel kokular geliyor. Yemek mi yapıyorsun? Yani yapmaya çalışıyorum en azından. Becerebilirsem. Eğer yapamazsam benim fix menüm var. Pizza ve ton balıklı salata. Ona başvuracağım. Umarım senin için mahsuru yoktur. Eminim çok güzel olmuştur. Kubilay'ı dinlemiş olsaydım menüde tas kebabı vardı. Ama ben makarnayı tercih ettim. Yani fena olmazmış aslında. Şansın artık. Dedim ki abi bak evden beklerler. Hani yarın göreve gideceğiz. Bari bu akşam Selver teyzeyi görelim ama yok. Ay peki ne dedi sana? Ne diyecek işte? Aldı eline parfümümü, sıktı her yerine, boca etti, doğru kıza. Ay yine o parfümleri mi süründü? Ah Kaan. Söyledim ama neyse. Yemekte ne var? Ay bunlar aralarında, kendi aralarında evlilik falan da konuşuyorlar mı? O iş çoktan olmuş. Bitmiştir o iş, ben sana söyleyeyim. Ay ne diyorsun? Şimdi yemekte ne var? Ah Serdar, ben hep söylüyorum bu çocuğa. Sen niye bu kadar acele ediyorsun oğlum diyorum. Bu işte böyle yangından mal kaçırır gibi olur mu hiç? Bir dur, bir önüne arkana bak değil mi ya? Yok yani ben de söyledim de anlamıyor ki Kaan abi. Bu işleri hiç bilmiyor biliyorsun. Şimdi yemek deneyeceğiz. Ay bunlar... Kendi aralarında yemeğe falan da çıkıyorlar değil mi? Ya onlar zaten yemek yiyor şu anda. Onu sormuyorum. Aç olan benim. Ben. Karnım sırtıma yapıştı. Yemek yok mu? Bu çocuk, ah bu çocuk. Ben açım yemek. Hay Allah. Ah Kaan, ah. Zeytinyağlı taze fasulye var. Sen seversin evladım. Hadi. Bu yaşıma kadar babamın bana kurduğu en anlamlı sözler. Son nefesini vermeden önceki cümleleriydi. Hayat gerçekten çok garip.
Aslı bak, yaşadığın şeyler gerçekten çok üzücü. Ama bir şekilde hayata devam etmen gerekiyor. Edeceğim. Elbet edeceğim ama... son zamanlarda sanırım... biraz fazla sulu göz oldum. Fazla duygusal. Peki annen? O nerede? Annem. O da çok ayrı hikaye. Kendimde yeterli enerjiyi bulunca anlatırım, olur mu? Tamam. Kaan. Bak, ben artık hayatımda üzülmek istemiyorum. Yanlış anlama, sana bir şey yüklemeye çalışmıyorum. Bir şey de söylemeye çalışmıyorum ama... ben hayatımda gerçekten artık üzülmek istemiyorum. Çaresiz hissetmek, kapana kısılmış gibi hissetmek, belirsizlik istemiyorum. Eğer biz gerçekten bir adım atacaksak... bizde candaş derler. Adamın biri çıkar, gelir senin candaşın olur. Lanet herifin teki de olsa, meleğin teki de olsa, o senin candaşındır. Sırt sırta verirsin. Birlikte yürürsün. O senin arkanı kollar. Sen de onun arkasını kollarsın. Candaşının karakteri ne olursa olsun bunu yaparsın. Çünkü karşındaki şey çok ciddi bir şeydir. Karşındaki şey hayattaki en ciddi şeydir. Ölüm. Ben ölümle birçok kez burun buruna geldim. O yüzden de attığım her adımda çok ciddi oldum. Ve Aslı, ben attığım hiçbir adımdan geri dönmedim. Her şey çok güzeldi. Eline sağlık. Bu aralar şehirde misin? Bir süre yok. Ama ararım seni, olur mu? Tamam. Tamam. İyi geceler o zaman. Sana da. Bakıyorum da yüzün gülüyor. Gülmüyorum. Hı. Yemeğin güzel geçti demek. Oysa benim ne yediğimi bilmek ister misin? Taze fasulye, hem de zeytinyağlı. Beter ol. İnsanlık bitmiş komutanım, bitmiş. Dikkat! Yüzbaşım. Gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıç değil mi? Helikopter bin. Gitmemiz gereken iki karakol, bir de üst bölgesi var.
Emredersiniz komutanım. Bakalım arkadaşlarımız ne alemde? Emredersiniz. Karargâhtan çıkmak iyi geliyor bana. Gerçi belki bayram başlamış. Evde kalmayı tercih ederdi. Ne dersin? Anlamadım komutanım. Emre dersiniz komutanım. Bayındır, elindeki paspası bırak. Kime diyorum Doğan? Elindeki paspası bırak. Ne var, niye bırakıyormuşum? Elini yüzünü yıka, üstünü başını topla. Komutan çağırıyor. Lan ben kime diyorum, alo? Çavuş, bana bak. Elimde bu sopayla seni döverim. Ayıklarım, akıllı ol. Komutan çağırıyor, psikopat herif. Bırak lan beni. Ölük sonunda senden kurtulacak. Gidiyorsun Bayındır. Artık oradan firar edersin. Firar edersin orada. Millet terhis eğlencesi yapıyor bak. Ama sen yeşillenme hiç. Senin askerlik bitmez. Gel. Bayındır oğlum, üst bölgesine gidiyorsun. Beni anladın mı? Anladım. Anladım ne? Anladım komutanım. Bak Doğan koçum, bütün Tugay uğraşıyoruz. Sana tezkere veremedik be oğlum. Git üst bölgesine firar mirar deneme. Tamam mı aslanım? Bitir askerliğini, işine gücüne bak. Anladın mı? Anladım komutanım. Akşam üzeri helikopter gidecek oraya. Seni ona bindireceğim. Bak bir sürü rütbeli var. Ağzını açayım deme. Buradan bin, üst bölgesinde in. Anladın mı koçum? Hadi git hazırlan. Mardin'den Nusaybin'e helikopterle, Nusaybin'den üst bölgesine zırhlı araçlarla intikal ediyoruz komutanım. Üst bölgesindeki unsurlarınızı ne kadar zamanda bir değiştiriyorsunuz binbaşım? 15 günde bir değiştiriyoruz komutanım. Komutanım müsaade ederseniz. Üste kaç komando timiniz var? 3 tim hazır bulundurmaya çalışıyoruz komutanım. Biz ne yapacağız? Siz serbestsiniz. Biz Bayram ve komutanla beraber üst bölgesine gideceğiz. Biz tezkericilerle takılacağız sonra. Olur. Bana Bayram yolla. Ayrıca keşif, gözetleme, atış durumları oldukça iyi. Ayrıca askerlerinizin düzenli periyotlarla aileleriyle görüşmelerini sağlamanız moral motivasyon açısından çok desteklediğim bir şey. Sizi tebrik ederim binbaşım. Ayrılık vakti geldi derbeder. Bayındır. Hayırdır ya? Çantayla mı firar edeceksin dayı? Yok. Tezkerecilerin arasına sıçacak belli ki. Tabii ya, tüm duruşsun bakarım.
Allah'ım seni. Acele etsene oğlum. Rahat çocuklar. Biz eğlenmeye geldik. Tezkerenize ortak olalım dedik. Buyurun oturun. Biz Zeybek oynayanı da oynamasını da severiz. Çalabilir misin? Emredersiniz komutanım. Sarı zeybek aman şu dallara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları. Vurdum, vurdum. Al kaftarı vurdum. Thank you.
Hayırlı tezkereler arkadaşlar. Sağ ol! Helikoptere vuruldu. Albay'ın helikopteri vuruldu. Başardılar. Helikopteri düşürdüler. Albay'ın helikopterini vurduk.